Değerli 8'de sağlık izleyicileri, şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. İzmir'den güzellikleri getirdiniz bize. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Güzel güzel havalarla birlikteyiz tekrar hocamla birlikte. Hocam bugün çok güzel sorular var gerçekten. Seyircilerden de size soruları topladık. İlkini ben size hemen sormak istiyorum. Şeffaf plaklarla elde edilen tedavi sonuçları metal braketlerle karşılaştırılınca nasıldır? Yani tellerle değil mi? Biz yıllarca tedavilerimizi hastalarımızın dişlerinin düzeltilmesi ya da çeneler arasındaki problemlerin giderilmesini biraz daha tellerle yapıyorduk. Ama son dönemdeki teknolojik gelişmeler, dijital teknolojideki dönüşüm, diş hekimliğinin ve ortodontinin buna hızlı uyum sağlamasıyla beraber artık biz tedavilerimizi şeffaf plaklar dediğimiz plastik, dişleri düzelten aygıtlarla yapıyoruz. Bunlar bir ortodonti tedavi aynen. Yani tellerle ne yapıyorsak, tellerle nasıl dişleri bir yerden bir yere hareket ettiriyorsak, o zaman dişlerin üstüne yapıştırdığımız metallerin üzerine kaydırıyorduk dişleri. Şimdi ise dişleri güzelce saran ve dişlerin üstüne böyle küçük küçük yapıştırılmış beyaz dolgu parçacıkları dediğimiz ataçmanlarla beraber dişleri sararak istediğimiz hareketi yapabiliyoruz. Dolayısıyla şeffaf plak aslına bakarsanız bambaşka bir şey değil. Sanırım şeffaf görselde plak, de güzel tabii, değil mi hocam? Hiç aynen, gözükmüyor kimse de. Tamamen hiç dışarıdan en yakın arkadaşınızın bile ağızda bir şey var mı yok mu diye anlayamayacağı şekilde. İşte günlük 20-22 saat takılmayla ve tellere göre daha kısa sürelerde elde ettiğimiz sonuçlarla çok güzel dişleri sıralayabiliyoruz ve sonuç bakımından karşılaştırıldığında bilimsel çalışmalar var. Hiçbir istatistik olarak farklılık görülmemiş çok çalışma okudum. Tedavi kalitesi, tedavi bitişin kriterleri var çünkü ne kadar iyi bitmiş diye. Bu kriterleri sağlama bakımından şeffaf plak tedavileriyle tellerle yapılan tedaviler arasında fark bulunmamış. Dolayısıyla biz her vaka için, yani tek yalnızca basit vakalar değil, yalnızca dişleri ve küçük bozukluklar var, onlar şeffaf plaklarla düzelir gibisinden yanlış bir algı var. Hayır. Biz her türlü zorluktaki vakayı şeffaf plaklarla çok güzel bir şekilde sıralayabiliyoruz. Bakın bunun boyutu daha da ileriye, çene cerrahisi işlemlerinden önce bile biz önce ortodonti tedavi yapılır, alt çene dizilir, dişler en güzel, en ideal yerlerine, üst çene dizilir ve ondan sonra çene operasyonuyla, bir ortodontik cerrahi operasyonuyla çeneler doğru yerlerine alınır. Bu işlemlerin hazırlığını bile biz şeffaf plaklarla yapıyoruz ve hastalarımızı ameliyata yönlendiriyoruz ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hocam, dolayısıyla her türlü 22 saat duracak ağız içerisinde dediniz ya. Evet. Peki ağız içerisinde 22 saat durmak nasıl acaba kişiyi alışkanlık haline bir geliyor? Bir hafta, ben hep söylüyorum hastaların, bir hafta böyle ilk takıldığında yanaklarda bir takım şeyler oluyor, yaralar çıkabiliyor. İlk alışma süreci. Evet. Ondan sonra konuşmada ilk 1-2 gün peltektik yapıyor ama ondan sonra hayat o kadar çok çabuk normale dönüyor ki dişler düzeliyor ama hiç kimsenin hem farkında olmuyor hem de hastalar artık bana hep gelenler şöyle söylüyorlar. Bizim ağzımızda var mı yok mu bilmiyoruz. O kadar çok alıştık ki bir tek yemek yiyecekleri zaman onu çıkarıyorlar ve kutularına koyuyorlar. Onun haricinde her şeyi. Hijyen bakımından da düşünün. Tellerin o kadar işte fırçalaması zorken bunları çıkarıyorsunuz ve dişlerinizi, diş etlerinizi temizleyebiliyorsunuz ve tedaviniz de bu arada devam ediyor. Hocam peki şunu soracağım. Mesela bu tip tedaviler uyguladığınız hastaların çoğunluğu tabii ki böyle teenage dediğimiz yani 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlardaki çocuklar diyelim ki gençler diyelim daha doğrusu. Bunlar da sporla çok aktif bir şekilde uğraşıyorlar. Spor yaralanmalarında mesela tellerle yapılan tedavilerde mesela küçük de olsa yanaklarda problemler olabiliyordu. Şeffaf plaklar bu konuda nasıl? Hocam buraya küçük bir parantez açayım. Evet. Şu anda toplumun, benim hastalarımın %80'ini belki %90'ını erişkinler oluşturuyor. O kadar yaygın ki. Çünkü geçmişte işte teller görünmesin, işte teller işte kaçmış estetik bakımından sıkıntıyla kaçmışlar ama artık gülemiyorlar. Bana geliyorlar, hocam ben artık gülmek istiyorum diyorlar. Fotoğraflarda selfie çektirirken, arkadaşlarım hepsi gülerken ben ağzımı kapatıyorum diyorlar. Böyle durumlarda biz hastalarımızın eski yanlış bilindiği üzere yalnızca ortodonti tedavi çocuklara değil, her yaştaki hastalarımıza yapılabiliyor. Ama çocuklarda da eskiden, hep eskiden ne diyorum çünkü tellerle biraz daha artık yavaş yavaş
Gelecekte bana sorarsanız tellerin çok da fazla yerinin olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Herhangi bir spor karşılaşmasında, takım mücadelelerinde ya da işte dövüş sporlarında hı hı. ağza bir mouth guard takılırdı ama evet. en ufak bir çarpma ile beraber dudakta işte o tellerin ya girmesiyle ya da arkaların tellerin kopardı, arkaları uzardı, yanaklara batardı. Hı hı. Böyle sıkıntıları çok yaşardık ama şeffaf plaklarda böyle bir şey yok. Zaten kendi dişlerinizin üzerine daha da koruyucu bir plak geçiyor ve hiçbir sıkıntı olmuyor. Bir kötü kaza yaşamıştı bir hastam. İşte böyle scooter tarzı bir aletle düşmüştü ve dişlerini kaybetti. Hastam yemekte çıkarmıştı ve ondan sonra biraz ihmalkarlık etmiş ve takmamış plan. Takmış olsaydı belki o dişlerin hiçbirisi kaybolmayacaktı. Koruyacaktı. Dolayısıyla o dişleri bir bütün halinde tutuyor ve bir travma ile beraber o dişe gelecek direkt etkiyi ortadan kaldırarak bir koruyucu yapı olarak, bir mouth guard gibi fonksiyon görüyor ve spor karşılaşmalarında huzurla, rahatlıkla, şeffaf plaklarla tedaviyi de devam ettirebiliyoruz. Evet, peki hocam, siz tedaviyi yaptınız, plakları kullandı, tüm dişler dediğiniz gibi çenede aynı şekilde oturdu, dişlerde kişinin kendi istediği gibi oldu. Tellerde çıkarttığında birkaç sene sonrasında yine biraz açılma, yine biraz çarpışma gözüküyordu. Aynısı şeffaf plakta da oluyor mu? Tekrar söylüyorum, şeffaf plak demek ortodontikten bambaşka bir şey değil, aynı şey. Tellerde ne oluyorsa şeffaf plaklarda olması muhtemel. Özellikle vurgulamak istediğim bir şey var ki, şu anda belki tedavi ettiğim vakaların %30'u, %40'ı eskiden tedavi olmuş, dişlerin tedavisi geri dönmüş vakalar. Bu bizim tedavilerimizin yalnızca geriye dönüyor olmasından kaynaklanmıyor. Yaşla beraber fizyolojik olarak insanların çeneleri birazcık daha daralma meyilinde. Hı hı. Çapraşık dediğimiz anterior ön bölgedeki dişlerin sıralanmasında tekrar nüks oluyor. Tedavi olmasanız bile daha da artıyor bu. Ya da alt çenemiz uzun yıllar büyüme gelişim devam ediyor. Mandibula öne doğru büyümeye devam ediyor. Yaşlıların bakarsanız alt çeneleri büyüktür, burunları büyüktür, kulakları büyüktür. Kıkırdak yapısından dolayı bu alt çene büyümesi devam ettiğinden dolayı alt çene üst çeneyi çarpıyor ve bunlar açılmaya, bunlar da çapraşma meyilindeler. Ama ortodont tedavinde tabii geri dönme riski var. Hı-hı. Böyle durumlarda artık pekiştirme tedavileri artık bizim çok önem verdiğimiz şeyler. Hı-hı. Eskiden yalnızca hastaların ağzına bir plak verilirmiş. Bunu 6 ay, 1 sene tak denirmiş. Hı-hı. Ondan sonra hastalarda onu kimi takarmış, kimi takmazmış ve bu tedaviler geriye dönermiş. Artık birazcık daha bireysel olarak hastaya özgü pekiştirme planlıyoruz. Hı-hı. Bu hastamızın başlangıçta çapraşıklığı var. Başlangıçta ben bu problemi buradan buraya getirdim, buna uygun planlama yapmam gerekiyor. Ve çoğunlukla dişlerin arkasından incecik bir tel içeriden takıyoruz. O tel dişlerin geri dönmesini çok güzel bir şekilde engelliyor. O tel hayat konforunuzu etkilemiyor, etkilemiyor. Hiç bir gün, iki gün sonra diliniz ona alışıyor. Onun varlığını unutuyorsunuz, her şeyi yiyip içebiliyorsunuz. Hiçbir engel yok. Dolayısıyla artık pekiştirmelerimiz biraz daha alt ve üst ön bölgelerde sabit bir şekilde yapıyoruz. Peki bu yetiyor mu? Birçok vakada bu yetiyor. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Ama bazı vakalarımızda da çenelerin yatay yöndeki yapmış olduğumuz değişikliklerimizi pekiştirmek amacıyla hiç yoktan gene geceleri kullanabilecekleri bir plak hazırlıyoruz. O plağa da işte 6 ay, 1 sene ben hiçbir hastama bugün bitti tedavin güle güle deyip göndermiyorum. 20 yıl önce tedavi etmiş olduğum vakanın bugün çocuğunu tedavi ediyorum. Çok güzel bir mutluluk bu. Ama aynı zamanda annesini de görüyorum ve o dişlerimin nasıl bıraktıysam aynı şekilde gülümsediği bana en büyük mutluluk veriyor. Geri dönüş olmadığından dolayı. Onun için uzun yıllar biz bu pekiştirme tedavisini güzel planlarsak hastamız aynı bıraktığımız şekilde güzel güzel gülümsemesine ömür boyu devam edecektir. Aslında elden bırakmamak, hayatımızdaki hiçbir şeyi, ne sağlığımızı, ne diş sağlığımızı, ne bakımımızı elden bırakmamak. Hocam küçükken problemi çözerseniz büyümeden güzel. Pekiştirmede de böyle. Eğer bir şeyin geri döndüğünü hissediyorsanız mutlaka hekiminize bunu danışmanız gerekiyor. Hı-hı. İçeren o yapıştırdığımız telin de bir şekilde farz-ı mal koptu, kırıldı, bir şey oldu. Mutlaka hekimle paylaşmanız gerekiyor ki o diş çok fazla diğer arkadaşlarından, diğer dişlerden ayrılmadan biz hemen onu tekrar dahil edelim. Hı hı. Ama siz bunu umursamazsanız, uzun yıllar hekiminize başvurmazsanız tekrar geri dönmüş dişlerle yaşamak zorunda peki, kalırsınız. Peki pekiştirmeyi ne aralıkla gelmesi gerekiyor kişinin? İlk iki periyodu 6 ay, 6 ayda bir görüyorum. Ondan sonra yıllık süreçlerde hastalarımı görmek istiyorum. Hı. Hocam bir de konumuzla bağlantılı olarak tabii ki ben hep söylüyorum yani dişlerimiz okey bir de çene kemiklerimiz var ki yani ortodontinin aslında en çok ilgi alanlarından bir tanesi de bu.
Özellikle çene asimetrileri çok yaygın olan bir şey. Yine alt çenenin geride olduğu ya da üst çenenin ileride olduğu vakalar. Evet. Bu tip hastalarda da özellikle erken yaşta gördüğünüz zaman, takip ettiğiniz zaman buradaki problemleri de en aza indirmek, cerrahiye gitmeden önce düzeltme şansımız var mı bunlardan? Çok, çok güzel bir şey söylediniz hocam. Gerçekten vakayı erken dönemde, doğru zamanda yakaladık mı, ileride nasıl bir kanser tedavisini erkenden önlerseniz gelecekte büyük problemler açmadan, metastaz yapmadan çözebiliyorsunuz. Ortodontide de böyle. Eğer bir fonksiyonel olarak kayma varsa, evet, erken dönemde o kaymayı düzelttiğiniz zaman küçücük, belki bir küçük aşındırmayla o problemi çözüyorsunuz ve gelecekte çenesinin yamuk olmasını engellemiş oluyorsunuz. Ya da alt çenesini büyüme gelişim döneminde öne doğru kaydırdığınız zaman ileride yapacağınız, şuradan çenelerden işte kesip öne doğru alacağımız ya da alt çene ileri doğru büyüyüp biraz daha geriye alma gibisinden işlemleri hiç yapmaya gerek kalmıyor. Ama tabii burada bir vakanın şiddeti çok önemli. Evet. Vaka ne kadar şiddetli. İkincisi genetik temeli çok önemli. Bizim ortodontik problemleri şöyle genellersek %50'si genetik, %50'si de çevresel faktörlerden gelişen şeyler. Eğer genetik ailede, işte hep bizde bir Avusturya hanedanında Habsburglar var. Çeneleri hep kocaman evet, kocaman böyle bir aile, imparatorlar. Tamamı hepsi böyle ama. Yani alt çene ileriliği mesela bir genetik temeli fazla olan şeydir. Biz hemen anne babasına sorarız, ailesinin büyüklerine sorarız, böyle büyük çeneler olan var mı? Dolayısıyla öyle bir şey varsa onun başlangıçtan elimizden gelen önlemleri alırız. Minimum seviyeye indirmeye çalışırız. Ama mutlaka uyarırız ki gelecekte bir ortodontik cerrahi operasyonu gerekebilir diye. Bizler özellikle distraksiyon osteogenezis uygulamalarını özellikle ihtisas dönemlerimizde, ki bu bahsettiğim yani 25 yıldan bahsediyorum, çok sık uygulardık. Ama şimdi en azından bunu kapalı planda yapma şansının olması hastalar için aslında mucizevi bir şey. Gerçekten bu hem fonksiyonel anlamda hem estetik anlamında. Çünkü gülüş çok önemli. Yani biz hep kaş göz geri kalan söz diyoruz ama dudak ve dişler o kadar önemli tabii, ki. Tabii. Hakikaten eğer kişi çok güzel gülümsüyorsa, ki bunu ortodontide de kısa bir süre, belki de yani 1,5-2 yıl uzun bir süre sayılmaz. Ki o distraksiyonda da süre nereden baksanız bir 6 ayı buluyordu yani nereden baksanız. Bir cerrahi işlem var hocam. Nereden bakarsanız bir genel anestezi var yerine göre. Dolayısıyla böyle bir işleme gerek kalmadan eğer doğru zamanda güzel uygulamalar yapılırsa hastalarımız çok güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde düzgün dişlere sahip olabiliyorlar. Onun için tabii doğru zamanda müdahale etmek şart. Biz önce çözmeye çalışıyoruz ama çözülmemiş, geç kalınmış vakalarsa da o zaman da sizlerden destek isteyerek dişleri ve çeneleri düzeltmeye çalışıyoruz. İzleyicilerimize uyarıyorum. Yani çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Yani toplumda ben %25 diyorum hocam, neresi %70 diyor. Bizim Türk toplumunun hakikaten çenelerinin küçük olduğunu, geride olduğunu düşünüyoruz ki bu hastalar eğer erken yaşta yakalanır ise, yani 8'li 10'lu yaşlarda bir ortodontistle tanışıp da en azından onlardan bir muayene alıp bak anne böyle, baba böyle, çocukta da böyle bir yatkınlık var denirse belki de erken müdahaleyle bizim estetik cerrahi uygulamamıza gerek kalmadan bile işler düzelebilir. Çeneler düzeltilebilir. Evet. Aynen öyle. Çok güzel bilgilerde olacağım. Çok teşekkürler bizimle teşekkür olduğunuz ederiz. İçin. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal'dı. Bize özellikle şeffaf plaklarla elde edilebilecek sonuçlardan bahsetti. Verdiği değerli bilgilerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Programımız tüm hızla devam ediyor.